Yeter ki müzik olsun. Ayrılamayız biz. 2003 yılında müzik dünyasına o yıllarda pek de alışık olmadığımız türden bir albüm düşmüş ve Pamela ilk albümü Eğer Dinlersen de yer alan bu şarkıyla bir anda dikkatleri üzerine çekmişti. Hem bu şarkı hem de albümün tamamı dönemine göre oldukça farklı ve yenilikçiydi. Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor ve şu dakika itibariyle Yeter Ki Müzik Olsun Lounge'un kapısının önündeyiz. Dedim ya 2003 yılı. Ebru Gündeş'ten Ceza Mı Yer Ceza Mı dinliyoruz, İzel'den Bir Sen Bir Ben Bir de Bebek dinliyoruz, Tarkan'dan Dudu Dudu Dillerine'yi dinliyoruz, sonra birdenbire Pamela diye bir kız çıkıyor ve bambaşka bir öneri sunuyor. İyisi mi? Şimdi Yeter Ki Müzik Olsun Lounge'un kapısını aralayalım ve içeride bizi bekleyen Pamela'ya soralım. Pamela, hep merak etmişimdir, nasıl çıktı o ilk albüm? Ya aslında şöyle, yani benim prodüktörüm o zamanki, işte benim zaten birinci, ikinci, üçüncü albüm, yani her üç albümde prodüktörü Artun Ertürk, benim çok çok eski arkadaşım. Türkiye'ye ilk geldiğim yıllardan, şarkıcılığa başladığım yıllardan, Ankara'dan arkadaşım. Sonra ben tabii o dönemler Teoman'ın vokalistiydim. Ankara'da bir yılbaşı konseriydi. Sanırım Yükseliş Koleji'nde miydik? TED Koleji mi? Yani öyle bir kolejlerden biriydik. Biri geldi, şöyle bir omuzuma tık tık böyle şey yaptı. Bir döndüm, Artun, dedim ne yapıyorsun? İşte ya ben döndüm artık dedi Türkiye'ye. İşte Amerika'da değilim, artık buradayım. Hadi ya işte vay be falan filan lafı açmışken o da dedi ki ya beraber bir tane bir şey kaydetsek. Ya dedim çok güzel olur, ne güzel olur. Bir iki hafta sonra işte bir Ankara'ya gittim. Aslında o albümde, Eğer Dinlersen albümündeki kaydettiğimiz ilk şarkı Kendini Sevmek'ti. Evet. Yani onu kaydettik. O ilk şarkıyı kaydettik. Ya sonra bir tane daha mı kaydettik? Bir tane daha mı? Bir tane daha mı derken baktık ki albüme doğru gidiyoruz. Öyle oldu yani. Evet. Ben aslında senin ismini ilk kez 1998 Eurovision Türkiye elemelerinde duymuştum. İstanbul'a gelmeden önceki dönemlerdi yani benim için. Evet, 90 ya, hatta 98 önce, 97 de olabilir aslında. 98 miymiş? Daha doğrudur ya, o kadar eski ki iyi hatırlayamıyorum yani. Ya şimdi bu röportaj için hazırlık yaparken o videoyu tekrar bulup izledim. Orada bambaşka biri var. Hani bizim bildiğimiz Pamela demeye bir şahit ister. Evet, tabii aynen öyle. İşte gençlik işte. Gençlik, 90'lar falan, öyle yani. Öte yandan sen bir de tiyatro eğitimi aldın aslında. Tiyatro, evet, oyuncusu olarak sahneye çıktın yıllarca. Hadi o klişe, evet, soruyu sorayım. Tiyatro mu, müzik mi? Şöyle, ikisi de bana ayrı keyif veriyor gerçekten. Ama tabii ki daha fazla tiyatro yapabilmeyi çok isterdim. Ama maalesef ikisi bir arada, yani konser ve tiyatro bir arada olamıyor. Çünkü genelde aynı günler, yani tiyatroya da rağbet daha fazla hafta sonu oluyor. Tiyatroda işte belli bir plana, programa şey kalmak zorundasın. Bu sefer gelen konserleri geri çevirmek durumunda kalıyorsun. Yani genelde tiyatro yaptığım dönemlerde hep müziğe biraz ara vermek durumunda kaldım. Şimdi parasal açıdan baktığın zaman, maddi açıdan aslında tiyatronun getirisi tabii ki müzikle kıyaslanamaz. Evet. Ama tabii ki daha çok yapabilmeyi isterdim. Evet. Ama aslında şunu da itiraf edeyim. İyi ki hani tiyatrodan ziyade müziğe ağırlık vermişsin. Çünkü gerçekten başta da söylediğim gibi benzersiz albümler, şarkılar yaptın ve çok farklı bir yerde duruyorsun bence müziğin içerisinde. Teşekkür ederim. Ama yine de hani tiyatro yapmak istiyorum. Bakalım, dur, bir iki proje var da. Yine böyle bir müzikal falan gibi. Onu söyleyecektim aslında. En güzeli herhalde senin için müzikal olsa gerek, değil mi? Tabii. Çünkü işin içinde hepsi var. Yani müzik de var, oyunculuk da var, dans da var. Hepsi de sevdiğim şeyler yani. O yüzden tabii ki müzikalin yeri bambaşka oluyor yani. Şimdi geçtiğimiz Mayıs ayında yayınlanan yeni bir şarkını, Sözü dinleyeceğiz. Biraz bu şarkıdan bahseder misin bize? Bu şarkının söz ve bestesi Orçun Çetin'e ait. Orçun da çok tesadüf aslında benimle irtibata geçen bir çocuk. Benim eski vokalistim olan Alp Dündar, kendisi işte hem solist hem iyi de bir müzisyendir, Ankara'da yaşıyor. Bir gün tesadüfen bir müzik mağazasında işte Orçun
onu da tanımazken laf nasılsa bana geliyor bir müzikten bahsederken. Pamela, ben de Pamela'nın eski vokalistiyim. Aa, çocuk diyor ki ben ona çok şarkı vermek istiyorum. Benim işte şarkılarım var. Şöyledir böyledir. Onun üzerine Alp beni aradı. Dedim bir göndersin bakalım, bir dinleyelim. Yani çünkü çok fazla insan şey yapıyor. Hani size tabii şarkı vermek istiyorum ama genelde sonu hüsran oluyor. Yani ben de çok aslında ümitlenmeden iyi bir göndersin. Hani senin hatırına dedim Alp'e. Ondan sonra gerçekten bir geldi, bir sürü şarkı yolladı. Çok da güzel şarkıları var çocuğun. Ben çok beğendim. Onun üzerine de iyi hadi bakalım o zaman, hani şunu da yapayım, bunu da yapayım. Yani bundan sonra da yine Orçun'un bir iki şarkısını daha seslendireceğim. Öyle, hikayesi öyle oldu yani. Tamam. Tabii Ufuk Kevser de benim yarı albümdeki Ağla Halim remixini düzenleyen, onu çok zaten beğeniyorum. Yani elektronik olarak bir DJ olarak yaptığı işleri de çok beğeniyorum. Öyle bir Ufuk'la konuştuk ya, hani senin label'ından işte sen düzenlesen. Çünkü yani biraz da artık eski soundlarıma, bir elektronik sound'a da dönmek istiyordum yani. Birinci albüm benim, işte dördüncü albüm, hep bir severim yani elektronik müzik. Normal hayatta da dinlemekten de hoşlanıyorum. Ufuk da sağ olsun bence güzel işler çıkarttı. Nitekim de evvelki gün çıkan şarkıda da yine Ufuk Kevser'in düzenlemesi var. Evet, onu da dinleyeceğiz ama şimdi sözü dinleyelim, ondan sonra sohbete devam edeceğiz. Yeter ki müzik olsun. Söz Pamela söylüyordu. Bugün Yeter ki müzik olsun launch'ta Pamela'yı ağırlıyoruz. Pamela, 2003-2010 arası 4 albüm yaptın. 2018'de bir cover albüm yayınladın. Sonrasında işte Çelik, Atilla Özdemiroğlu, Mehmet Güreli, Yeni Türkü Saygı albümlerinde vardın. Düetlerim çok fazla. Evet. Çok sayıda cover şarkı da söyledin. Bir de mesela meşhur Ebru Gündeş'in Fırtınalar cover'ın var ki. İşte Ümit Besen'le yaptığın düet var, sonra onlar da çok ses getirdi. Muhabbet Bağı var, romantik filminde söylediğim şeyler var. İşte Veda Bul Sesi, ondan sonra Sensiz Saadet vesaire, onlar var. Yani şimdi bütün bunların toplamına baktığımızda bunu herkes için söyleyemeyiz ama senin için söylenebilir. Bence senden cover dinlemek çok keyifli. Çünkü bambaşka bir hale geliyor şarkılar senin sesinde. Bunu herkes yapamıyor. Sen nasıl yapabiliyorsun? Ya ben açıkçası şöyle düşünüyorum. Zaten yeni bir yorum getiremeyeceksen bir şarkıya, onu coverlamanın hiçbir anlamı yok. Yani gerçekten bir şey katabileceğimi düşündüğüm şarkıları ya da başka bir kafaya girebileceğini, başka bir şey duyabiliyorsam ben kendimle o şarkıyı yapıyorum. Yoksa herhangi bir şarkıyı, aa evet bak bu da sahne diyor, hadi bunu da coverlayalım, ondan hoşlanmıyorum. O yüzden de belki bu bakış açısıyla yola çıktığım için farklı oluyor. Yani yoksa aynı altyapı, işte ben üstüne ben söyledim, yani hiçbir manası yok onu değil yapmanın. Mi? Peki var mı başka cover projeler önümüzdeki günler için? Vallahi yani şimdilik yok ama hani yok desem de yalan olur. Her an her şey olabilir. Bir tane bazen bir anda bir şarkı ya diyorum ya bu şöyle olsa çok acayip bir şarkı olmaz mı? Yani keza mesela Fırtınalar da öyleydi. Biz aslında onu sahnede çalıyorduk. Hiç öyle albüme falan koymayı düşünmüyorduk ama sahnede o haliyle çalıyorduk. Hani nedense hep o şarkıyı dinlerken aa bu çok iyi rock olur falan. Biz sahnede çalarken insanlar öyle beğendiler ki hadi bunu albüme de koyalım dedik. Evet. Yani genelde zaten çoğu da öyle oluyor benim için. O yüzden hani şimdi yok ama olmaz da diyemem. Evet. Hani bu arada tabii az önce bahsettik, Ümit Besen'le Senin Unutmaya Ömrüm Yeter mi şarkısıyla başlayan bir ortaklığınız var. Hala da devam ediyor. Zaman zaman birlikte sahneye çıkmaya devam ediyorsunuz. Evet. Sizin kimyanız beklenmedik bir şekilde tuttu sanki, değil mi? Ya Ümit abim çok tatlı. Zaten yani Ümit abiyle ailecek yani görüşüyoruz. Onun kızları, eşi, herkes beni çok sever. Ben de onları çok severim. Zaten Ümit abi böyle şey der bana, senin adın Pamela Besen. Yani ben de gerçekten aileden biri gibiyim. Sağ olsun dünya tatlısı bir insan ve hakikaten... Yani Türkiye'de nadir o jenerasyondaki yeteneklerden biri, gayet açık ve net söyleyebilirim. Yani bir insan bir an bile mi detone olmaz? Bu kadar mı iyi bir işte şarkıcıdır, bir müzisyendir? İnanılmaz bir iş disiplini var. Her yere arabasıyla işte kendi gelir, işte sahneyi yaparken de, yani inanılmaz bir enerjisi var, nazar değmesin.
Gerçi biz şarkıyı kaydederken hiç henüz tanışmamıştık. O ayrı kaydetti, ben ayrı kaydettim yani. Aa, öyle ama mi? Sonra, evet evet, yani birbirimizi çok sevdik. İnsanlar da bizi bir arada konserde görmekten keyif alıyor ki hala da sık sık zaten çağrılıyoruz, gidiyoruz yani. Evet. Biraz da yeni şarkından bahsedelim. Onunla veda edeceğiz sana. Kalbinin kırıklarından biraz bahsedelim evet. İstiyorum. Valla bu Cem Adrian'ın şarkısı. Bu şarkıyı bana yani Stil Zengin'i albümünü çıkartmak üzereydim herhalde. Ya da belki onun bir sene öncesinde. Cem bana ya böyle bir şarkı var işte bende, istiyorsan işte al senin olsun istediğin gibi işte şey. Aa dedim, söyle. O zaman bile çok sevmiştim şarkıyı. Fakat ya yıllar içerisinde hatta Stil Zengin albümüne de ya koysak işte bir düzenlettirmeye çalıştık falan. Yani ondan sonra bir başkasına verdim. O da düzenlemeye çalışıyor. Bir başkası ya 3-5 belki 6-7 kişi düzenledi bu şarkıyı. Yani o günden bu yana ve hiçbirini içime sinmedi. Yani yok diyorum yani bu şarkının şeyi bu değil yani. Bu havası bu değil. Soundu bu değil. O değil bu değil derken. Kısmet yine Ufuk'a geldi ve çok da güzel bir iş çıkarttı Ufuk Kevser. Gerçekten istediğim bir sound oldu. Yani hem o aslında hafif retro elektronik bir soundu var ama şu anda o sound da biraz daha geri geliyor dünyada. Ve yani bir böyle bir house tam istediğim gibi oldu. Bu kısmet bugüneymiş. Yani evet. Uzun yıllar rafta bekledi ama her şeyin bir zamanı var işte demek evet, ki. Evet, doğru zamanını bekliyormuş demek ki. Evet, aynen öyle. Peki o zaman kalbinin kırıklarıyla sana veda ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığın için. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. İyi dinlemeler. Bol bol dans etsinler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yeter ki müzik olsun.